Yılmaz Morgül'den şaşırtan Bülent Ersoy açıklaması harbiden şöyle baktım şaşık aldım yani. Öyle bir haber. Yılmaz Morgül'e bir AVM'de basın mensupları. Bir de gördükleri AVM'de biraz uzak. Orada basın mensubu nasıl olmuş bilmiyorum. Kartal'da bir AVM'de görmüşler. Acaba çağırmış mıdır? Çağırıyor tabii. Davet yani ediyorlar. Kartal'daki AVM'de de hiç görmedim ya. Benim zaten bildiğim 3-5 tane AVM var. Onun dışındakilerde yok. Hani Etiler'de var. İstinye'de var. Ondan sonracıma bir de bizim Levazım'da var. Yani bildiğim 3 tane AVM var basının olduğu. Kartal'da bir AVM'de basın hiç görmedik, duymadık. Çok şaştım ben bu duruma. Daha enteresanmış. Arkadaşlar. Aynen bence de davet edilmiş. Demişler ki Bülent Ersoy'la barıştınız mı Yılmaz Morgül'e? O da Bülent Ersoy'da kim? Öyle biri mi var? Kendisini tanımıyorum ifadelerini kullanarak şaşırtmış. Belli ki aralarında bir sıkıntı var, bir küslük var. Bülent Ersoy'da kim? Ben kendisini tanımıyorum demiş. Ve böyle bir şaşkınlık dile getirmiş. Ya yanlış söylemiş yani sonuçta eğer Bülent Ersoy'u tanımıyorsan, onu inkar ediyorsan o zaman... Neden? Ben şöyle bir arkadaşım söylemişti, çok hoşuma gitmişti. Neden acaba kendisi Mars'ta mı yaşıyor? Bülent Ersoy'u tanımamak için Mars'ta yaşıyor olmamız gerekiyor. Yani bugün 3-4 yaşındaki çocuklar bile bilebilir. Öyle söyleyeyim. 4 olmasa da ben kendim şeyimden söyleyeyim size. İlkokul çocukları benim bir dönem çok böyle gündemde oldu. Ben 7 yaşındaydım. 7 yaşındakiler falan bilir mesela. 7 yaşında çocuk bile tanıyor ama Yılmaz Morgül o kim? Ben öyle birini tanımıyorum diyor. Oysa ki yan yana fotoğrafları var. Ne oldu acaba aralarında? Ben de çok bu kadar ne oldu tanımıyorum diyecek. Ya ne olursa olsun daha ne kadar evveliyatı var onların. Ne kadar kavga ediyor edebilirsin. Her şey olabilir ama ben Bülent Ersoy'u tanımıyorum dersen ayıp olur. Başka bir şey söyle. Yıllarca Adnan abi için de böyle söyledi. Adnan abi hep laf söyledi. Yardımcı olmuyor, yeni sanatçı yetiştirmiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor diye. Eskiler için Adnan de bunu derler. Yani Yılmaz Morgül her röportajında Adnan Şenses mutlaka vardı. Ya Adnan abi de biz konuşurduk. Ya ne yapacağım ben derdi. Yani ne yapayım yani? Ne yapabilirim ki derdi. Çok hastalık atlattı herhalde. Ben öyle hep basından takip ettiğim kadarıyla onu biliyorum. Çok rahatsızlıkları oldu. Gündeme geldi hastalıklarıyla. Acaba ruh sağlığı mı bozuldu? Vallahi sanmıyorum. Survivor'a bile gitti. Gitmedi mi Yılmaz? Ben orada yanlış hatırladım. Gitti gitti. Evet, orada da gitti hastaydı. Yani. Her yere gitti. Şeyde çok elinden tuttu Acun Ilıcalı evet, sağ olsun. Evet, çok bayağı son zamanlarda oldu. Çok destek oldu. Çok çok destek oldu. Sabah programı yaptırdılar daha destek olmanın ötesi yani. Ki Acun Ilıcalı tuttuğu adamı bırakmaz. Evet. Yani eğer bugün Yılmaz Morgül oralarda gözükmüyorsa muhtemelen bu Yılmaz Morgül kaynaklı bir şeydir. Çünkü Acun Ilıcalı'ya dikkat edin Alp Kırşan bildiğiniz hani bildim bileli ya işte Survivor'da yok yeteneksizsiniz de aynı sunucular hep sadece yerleri değişiyor. Şimdi Acun Ilıcalı'nın şöyle bir huyu var anladığım kadarıyla ona kim destek oluyorsa o da sonuna kadar destek oluyor. Bence hayatın kuralı da bu. Yani eğer bir insan size destek oluyorsa bir takım şeylerde. Unutmamalı. Evet doğru. Siz de o insanı unutmamalısınız. Doğru. Destek olmalısınız. Doğru. Yani bence hayatın gerçeği bu. Ama Bülent Ersoy'la bir konuda belki ters düşmüş olabilir ama sen Bülent Ersoy'u tanımıyorum diyemezsin yani. Tanımaman, eğer tanımıyorsan zaten kendinle bir problemin var. Ne ya benzer bir olayı biz yaşamıştık yıllar çok önce. Çok kızmıştır belki hırsından öyle söylemiştir. Ünlü bir kız arkadaşım benim için öyle. O kim falan demişti. Sonra bana söylediler. Ben de şey demiştim. Aa Alzheimer mı olmuş? Hani ben daha genç zannediyordum ama yaşlandı tabii falan diye böyle bir çirkefleşmiştim. Ondan sonra bana haber yollamıştı. Tamam tamam sustum diye. Bence daha güzel bir cevap Bülent Ersoy'dan gelecek. Bakın seyredin. Ben hiç cevap vermeyecek. Vermez. Vermez. Ben onu söylüyorum biliyor musunuz? Mesela şimdi eskiden cahil zamanlarımız, gençlik böyle cevap vermişim. Şimdi olsa var ya hayatta cevap vermem kimseye. En güzel cevap. Aynen. Cevap en güzel tepki tepkisizliktir. Tepkisiz kalıp yok sayacaksınız. Bak o zaman daha çok işe yarıyor. Daha çok kızıyor. Evet kesinlikle.